لابد أن نتحرى الصلاة في مساجد فيها سنة خلف أئمة السنة لا يكون عندهم بدع ولا شركيات ولا شيء من هذا. Arkadaşlar, eğer bir mescitte namaz kılacaksak en dikkat etmemiz gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, bidatlerden, hurafelerden uzak duran imamları böyle mescitleri tercih edelim. Böyle yerlerde namaz kılalım. وَلَابُدْ أَنْ نُكَثِّرْ سَوَادَ أَهْلَ السُنَّةِ وَلَا نُكَثِّرْ سَوَادَ أَهْلَ الْبِدَعِ Ve muhakkak ehli sünnet topluluğunu çoğaltalım. Bunu artırmaya gayret edelim. Bidatçilerin, bidat ehlinin topluluğunu artırmaya çalışmayalım. لكن المشكلة في الحكم على الأشخاص. Ama burada önemli olan sorun, dikkat edilmesi gereken mesele bir şahıs hakkında hüküm vermek. لَيْسَ لِأَيْ أَحَدْ يَحْكُمْ عَلْ مُعَيَّنْ نَعَمْ Burada herkesin haddine değildir. Muayyen bir şahıs hakkında. Ahmet, Mehmet, böyle bir şahıs hakkında, belirlenmiş bir kimse hakkında hüküm vermek herkesin harcı değildir. يَذَهَبْ أَحَدَ الشَّبَابْ لِخِطْبَةْ مَرْأَ Bir kadın, bir kardeşimiz, bir genç, bir kadının hizmetine gidiyor. وَيَتَكَلَّمْ مَعَ أَبِيهَا Ve onun babasıyla konuşuyor. Onunla evlenmek için gidiyor ve onun babasıyla konuşuyor. مَا يَوَافِقَ الْأَبْ Baba da diyor ki hayır ben evlenmene izin vermiyorum. مَاذَا يَصْنَعْ هَذَا الزَّوْجِ اللي يُرِيدَ تَزَوَّجْ Bu genç evlenmek isteyen bu çocuk ne yapıyor? يَقُلْ كَافِرْ هَذَا الْأَبْ Diyor ki bu baba kafir. الآن أصبح كافر. قبل كان يتكلم معه. نعم. Şimdi kafir oldu. Az önce konuşuyordun, ondan izin istiyordun. İzin vermedi, kafir oldu. نعم. وبعض الشباب هدانا الله وإياه يعني لا يريد يصلي أصلا في المساجد. Allah hidayet etsin. Bazı gençler var. Ya camide namaz kılmamak için böyle yapıyorlar. Aslında camide namaz kılmıyorlar. Elhamdülillah yani yujud mesacid sunne. Elhamdülillah ki yani sünnete ittiba eden, peygamberin sünnetine uygun ibadetlerde bulunan mescitler mevcut. Men yettekillâh yec'al lehu mahraca. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açar. Ve ba'dâ'ş-şebâb huve yuhâvil ve yes'â hattâ yasıl ilel-imâm ve yekûn imâm hattâ yuqîme's-sünne yec'al mesâcid sünne. Bazı gençler var, öyle bir çaba harcıyorlar, öyle bir gayret ediyorlar ki sonunda bir mescidin İmamı oluyorlar ve o mescitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ortaya çıkartıyorlar, izhar ediyorlar. Vallahi a'rif ba'dı'ş-şebab kan indahum imam mubtedi' imamuhum. Nam. Femâze san'u? Yekul nu'tî hedâya, nu'tî fulûs ve nekul lehu nutabbik sünne ve nusalli. Kul hâvelnâ hattâ sâra hâzel mescid mescid sünne menâra lissünne. Maşallah. Şeyh diyor ki öyle insanlar biliyorum ki bunların bulunduğu bölgede böyle hurafeci, bidatçı bir imam vardı. Biz öyle gayret ettik, böyle çalıştık, uğraştık. Buna hediyeler aldık. Buna böyle tavsiyelerde, nasihatlerde bulunduk. Bu adama yakınlık gösterdik. Öyle bir an geldi ki bu adam bunları öğrendi, sünneti tatbik etti, onu sevdi, onu öğrendi. Hatta o mescit sünnetin nuruyla parıldayan İnsanları kendisine çağıran bir yer haline, bir alem haline geldi. Yani hadal imam لو مثلا تعطيه هديه صحيح البخاري تعطيه مثلا يعني كلمه طيبه يوم تطيبه مثلا تقول له نحن نحب نسمع منك القران وانت ما شاء الله تحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الكلام نحاول قدر المستطاع اصلاح لا تقر على الباطل لكن لابد تسعى للاصلاح Kardeşlerim, burada sözüm yanlış anlaşılmasın. Ben batıl olan sözü kabul edelim demiyorum. Ama bu tür insanlara, bu tür imamlara veya bu tür kimselere hediyeler alarak, mesela ona Sahih Buhari'yi alarak, ona güzel kitapları alarak, ona güzel bir söz söyleyerek, ona güzel bir tebessümde bulunarak, ona koku ve benzeri küçük hediyeler vererek, onları ne yapmalıyız? Doğruya, hakikate, sünnete çekmeye gayret etmeliyiz. Amacımız ıslah etmek olmalı. Kovmak, def etmek, yok etmek değil. Islah etmek olmalı. Ha bununla beraber tekrar söylüyorum. Benim kesinlikle batıl olan sözü kabul etmek gibi, bunu küçük görmek, yumuşatmak gibi bir manada söylemiyorum. Bunu inkar edeceğiz. Batıl söz her zaman merdut olarak, reddedilmiş olarak kalacak. وَلَوْ تَسْأَلْ هَا اُلَا اَغْلَبْهُمْ هُوَ كَانْ عَلَى هَذَا كَانْ عَلْ بِدْعَ
Allah subhanahu wa ta'ala yakul kezalike kuntum min qabl femenne allahu aleykum. Allah azze ve celle ayetinde diyor ki sizler de daha önce böyleydiniz. Allah size ihsanda bulundu. Size hediye etti. Size fazilette bulundu. İkramda bulundu. Ayette böyle diyor. Hal kunt indema kunt min qabl ala gayra sunne tuhib annas yasna'u ma'ak hada. Sen diyor sünnet davetini öğrenmeden önce böyleyken sana insanlar böyle senin şu an onlara davrandığın gibi davranmasını ister miydin? Kana racul yubghid an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yani qabl an yuslim yubghid an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem bughd şedid. İza ra'ahu aman yuhibbu an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ahab min kulli al-halq. Naam. Öyle sahabeler vardı ki onlar Peygamber aleyhissalatü vesselama Müslüman olmaktan önce büyük bir öfke ve kinle nefret duyuyorlardı. Ama ne zaman Müslüman oldular, İslam'ı kabul ettiler, Peygamber aleyhissalatü vesselam onların için kainattaki en makbul, en sevimli, en hoş şey haline geldi. O yüzden buna dikkat edelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekul enne minkum münefferin. Sizin aranızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizin aranızda insanları nefret ettirenler var. La yusallim alel imam huwa yedhul la yusallim alayhi şeyh. La yebtesim fi vecihi. Öyle insanlar var ki mescide girdiği zaman imamın yüzüne gülümsemiyor. Ona selam bile vermiyor. Naam. Keyf turid yakbal minka nasiha? Bu adamın senden nasihat kabul etmesini nasıl beklersin? Barakallah.